Merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki hukuk ve sanat programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz anestezi uzmanı Özal Adıyeke ile birlikteyiz. Adıyeke. Özal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Sizi tanıyabilir ederim. Miyiz biraz? Teşekkür ederim tekrardan. Özal Adıyeke, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Adıyeke ismi, soy isminde herkes zorlanıyor. Evet. Çoğusu da adı yek diye yorumluyor. Oradan bir giriş yapayım isterseniz. Olur. Oysa yeke, yek Farsçadan gelir. Yeke Azeri Türkçesinde büyük demektir. Adı yeke, adı büyük anlamında. Böyle bir zor bir soy ismim var. Evet. Özal Bey, şimdi siz anestezi uzmanısınız. Evet. Bu anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyım dediniz. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Anesteziyoloji Latince bir kökenli. Evet. Latince'de anestezi ağrı demek. Anestezi ağrısızlık, loji bilim, ağrısızlık bilimi gibi tarifleyebiliriz. Reanimasyon da canlandırma anlamında, yeniden canlandırma diye tarifleyebiliriz Türkçe'de. Anestezi ve reanimasyon biraz gündelik halk dilinde kullandığımızda biraz diğer sağlık branşlarına göre daha bilinmeyen, az bilinen bir bölüm. Biz genelde çalışma alanlarımızdan biraz bahsedip anesteziyi tanıtmak anlamında. Biz genelde ameliyathanede çalışıyoruz, yoğun bakımda çalışıyoruz. Tabii anestezi polikliniklerimiz de var. Bir de ağrı bölümümüz, ağrı polikliniklerimiz var. Genelde göz önünde çok olmadan ameliyathane, yoğun bakım o arada çalışıyoruz. 2012 yılından beri de aktif olarak mesleğin içindeyim. Şimdi bu tabii biz hukuk ve sanatla da ağırlıklı program yaptık ama böyle sizin gibi değerli üstadları da alarak hem sağlıkta bilinçlenme, konuklarımızı bilinçlendirme, aynı zamanda biliyorsunuz sağlıkta şiddet. Yani bizim ilgilendiren daha çok da bu sağlıkta şiddet. Ne boyutta? Sizin çalıştığınız yerle ilgili. Siz yani, maruz kalıyor musunuz? Daha çok arka taraftayız dediniz. Çok bilinmeyiz ama. Aslında çok can sıkıcı bir durum. Yani bunların konuşuyor olmak ülkecek de bizim hani meslek içindekileri de oldukça üzen bir durum. Ama ne yazık ki olduğundan, göründüğünden daha yüksek seviyelerde karşılaşıyoruz bunlara. Hani biz de tam tersi göz önünde olmasak da bizim işimiz gereği risk grubunda ameliyathane, yoğun bakım genelde riskli hasta gruplarında bizim işimiz oluyor. Dolayısıyla biraz daha hastaların, hasta yakınlarının özellikle tepkisi şiddetli olabiliyor. Şiddet de içerir, fiziksel şiddet de içerebiliyor. Tabii bu çok üzücü bir durum. Çünkü hani bu herkes profesyonelinde geçimini sağlamak için bu işi yapıyor ama bizimkisini sadece onunla kıyaslamayız. Yani bunun ön planında hastalara ya da işte düşkün olanlara yardım etme yaklaşımı olmazsa bu sadece parayla ya da şeyle yapılacak bir meslek değil bizim mesleğimiz. Yani tüm sağlık sektörü için bunu kullanabilirim bu tanımı. Dolayısıyla bu hani karşılaşıyoruz ama bunu hasta yakınlarının hani bir kendi kendilerine aslında uyguladıkları şiddet bize karşı tabii fiziksel o etkiliyor ama daha çok sağlık hizmeti sunmamızı engelleyen bir durum oluyor. Bundan da yine bizim hani en çok üzüntümüz hastalar bundan etkileniyor. Bir gün bir çok değerli meslektaşımız şiddete maruz kaldığında o artık ihtiyacı olan hastalara yardım edemez duruma geliyor. Psikolojik olarak etkileniyordur şimdi yani. Kesinlikle çok ciddi bir motivasyon kırıcı bir olay. Hani sonuçta ne kadar özveri de olsa marifet iltifata tabidir. Evet. Böyle olmayınca bunun karşısı tam tersi şiddetle geri dönüş olunca yani biz de kendi adıma değil bütün meslektaşlar adıma da illaki herkes mükemmel dört dörtlük diye bir iddiamız yok. Ama hani bunun hukuk çerçevesinde şikayet de edilebilir, haklı, herkes hakkını araması gerekiyor. Ama hani bu şiddet hiçbir zaman çözüm değil, önermiyoruz. Şimdi tabii. Sağlıkta yok, böyle yeni düzenlemeler oldu. Özellikle sağlıkta şiddetle ilgili işte bu, beyaz buton muydu tam bilmiyorum. Mavi kod uygulamamız var. Mavi kod uygulamasıyla ilgili hani bunu önlemeye yönelik tedbirler almaya çalışıyor. Özür dilerim. Beyaz kod doğru dediniz biraz. Evet, beyaz kod ve çağrısı veriliyor. Şimdi hastanede öyle bir tim var güvenlikle ilgili olsun. Şimdi bu son zamanlarda kırsalda özellikle askerler bulunabiliyor. Yani asker güvenliği, acillerde güvenliği sağlamak konusunda. Evet. Çalışmalar var ama bunlar daha yüksek perdeden söylenmediği sürece çok da caydırıcı, çok da cazip gelmiyor. Bunun ön planı aslında oraya güvenlik önlemini elbette almak lazım ama asıl ön plan burada hasta yakınlarını, hastaları bilinçlendirmekten geçiyor. Vatandaşın bilinçlenmesi lazım sonuçta orada. Ona yönelik yani bu hekime şiddet uygulamak ya da sağlık çalışanına şiddet uygulamak övünecek ya da övülecek bir durum değil yani. Bu olabildiğince hani kendi bindiğin dalı kesmektir. Bunun altının özellikle çizilmesi lazım. Evet. Yönetmelikler yapılıyor, kanunlar değişiyor. En son güncel olanı Beyaz Kod uygulaması sonrasında hekimler karakola gidip ifadesi alınıyordu. Şimdi olay yerinde alınacak. Bu da olumlu bir adım. Ama hani biraz daha yaptırımı artırmak lazım caydırıcılık manasında. Ya çok basit bir şey. Bizde sigortacılık sistemi çok iyi. Hastalarımızı, tabii ki vatandaşlarımızı koruma manasında ama en basitinden o hastanede bir kota konulabilir. Şiddete başvuran kişiler o hastanede o doktora tekrar gelmesinin önü belki öneri olarak bu şey yapılabilir. Hasta, yani. Komple hastaneye bir daha gelmemesi. Yani yasaklanabilir bir süre. Çünkü bu ceza gerçekten caydırıcı olur. Çünkü gerçekten hani kendi hastasına da hizmetin sağlanmasını önlemiş oluyor. Artı diğer insanların da hizmetten almasının önüne geçmiş oluyor bu şekilde. Hazır sağlıkçı bulmuşken son günlerde sürekli tartışılıyor. Yeni doğan çocuklara özellikle aşı yapılsın mı yapılmasın mı? Bir kısmı yapıyor, bir kısmı yapmıyor. Evet. Ya siz ne düşünüyorsunuz bir sağlıkçı olarak? Evet, şimdi genel manada önce bir çerçeve çizersek bu aşı daha çok immünoloji, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji branşlarının uzmanlık alanı. Evet. Onların da benden çok daha doğru değerlendirmeler yapabilirler ama bir sağlıkçı olarak sağlıkta özellikle popülist yaklaşımın kesinlikle önüne geçilmesi lazım. Özellikle sosyal medyada işte aşı karşıtı kampanyalar yapılması, yani bu illaki birkaç istisna örnek olabilir ama tarihsel gelişimde baktığımızda kızamık, çocuk felci, polio, bunlardan veba, bunlardan çok büyük insan kayıpları oldu, can kayıpları oldu. Bunlar neredeyse eradikasyon, yani tamamen bitirme aşamasında aşılar sayesinde geldi. Şimdi özellikle son zamanlarda sınırlardaki insan geçişkenliği arttığı zaman bir de aşı, bizi tek koruyacak şey aşı. Evet. Bunu da hani yaptırmazsak çok ciddi sağlık sorunları doğurabilir. Evet. Tehlike boyutuna varabilir bunlar. Şimdi Özal Bey bu aile... Özür dilerim, ben çocuğuma yaptırıyorum, böyle de bir örnek vereyim yani. Ben aşı yaptırıyorum çocuklarıma. Güzel oldu. En azından bu konuyu aydınlattık. Evet. Şimdi bu aile hekimliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hukukçu olarak mutlaka her ailenin bir hekim olması gerektiği gibi bir avukatı da olması gerektiğini düşünenlerdenim. Özellikle aile hekimliğine de önem veriyorum ama tabii siz bir sağlıkçı olarak ne düşünüyorsunuz? Ben de kesinlikle hemfikirim. Benim de eşim avukat. Kendisine hani bu konuyu konuşmuştuk. Bir aile avukatının olması lazım diye. O yeri gelmişken iyi hatırlattınız. Aile hekimliği, şimdi sağlıkta önemli olan basamak sistemi var. 1, 2, 3 diye gider. Evet. Bu basamak sistemi sağlık ocaklarında işte aile hekimleri, eskiden sağlık hocaydı. Şimdi aile hekimlerimiz orada hizmet yapıyor. Bu basamak sistemini, zinciri aksatmadan uyguladığımızda aile hekimleri elbette ki çok etkili ve verimli, iş yükünün büyük bir bölümünü alan bir hizmet sunuyorlar. Ama şimdi diğer taraftan az önce söylediğim popülist yaklaşımla vatandaşı diğer hastanelere de gitmeye teşvik etmek gibi bir durum olduğunda aile hekimleri burada gereksiz bir basamak gibi kalıyor. Büyük bir kaynak aktarılıyor oraya ama aynı zamanda sen aile hekiminin sevkine ihtiyaç duyulmaksızın eğitim, araştırmalara, üniversite hastanelerine gitme serbestisi olduğu zaman bu sefer aile hekimliğinin bir fonksiyonu... Pas geçiliyor. Evet, bypass edilmiş oluyor. Yani ya aslında o zorunlu tutulması gerekmiyor. Ya biraz hani özellikle belli hastalıklar için, ya grip için de büyük hastaneye gitmesi ya da ne bileyim bir aşı için. Sonuçta büyük hastanelerin de yoğunluğu oluyor. Kesinlikle bu çok ciddi bir iş yükü doğurmakta. Hani ve üniversite hastanesinden, eğitim araştırma hastanesinden hizmet alması gereken özellikle onkolojik hastalarda hizmet almasını aksatıyor. Çünkü bir yoğunluk doğuruyor. Onlar da daha geri arka sıralara düşüyor olabilir. Bu basamak aksamasını. Zaten basamak yönteminin amacı hastalığın önemine, yoğun şiddetine ve aciliyetine göre en erken ve diğer sistemleri aksatmadan hizmet sağlamak. Batı ülkelerinde aile hekimliği çok etkin kullanılıyor bizden daha önce. Onlar nasıl kullanıyor? Orada aile hekimlerinin zaten sevk etmediği sürece kişi gidip oradan kayıt açamaz. Sekle gelmiş olması lazım. Aile hekimliği yeterli, bizim ülkemizde de aile hekimi uzmanlığı eğitimi verilmekte ve etkili de bir eğitim sistemi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunların eğitimlerine de itibar ederek basamak sistemine, onların yönlendirilmesiyle çalışması lazım. O, yurt dışında örneklerinde kotalar var. Çünkü her şey istatistiktir. Bizim ülkemizde biraz istatistik zayıf. Evet. Gelen başvuran hastaların belli bir yüzdesi o ay olmasa bile daha geniş çerçevede %10'dur atıyorum üst basamağa ihtiyaç duyabilen. Eğer bu %20-30'lardaysa burada bir hata vardır. Ya bir salgın özel durum vardır ya da bir hata vardır. Dolayısıyla bu da üst tarafta hep iş yükü olarak geri dönüyor. O basamak sistemi daha etkili, geçişler daha etkili olursa daha faydalı olur. Ben size katılıyorum. Bir ara hastaneye gittim, yani çok basit rapor almak isteyen de geliyor. Bir iğnesi olan da, ya basit bir iğne yani. O kadar hastaneyi meşgul etmenin ya da kayıt açmanın bir mantığı yok. Tabii. Sonuçta dediğiniz gibi daha acil hastalar da olabilir. Doktorun zamanını çağırıyorsunuz. Aile hekimi varken hem sizi tanıyabilir, istatistik verinizi tutar. Evet. Yani çocuk aşıları vesaire, hani zaten takibi yapılıyor aile hekimliklerinde de. Bazısı da yani gereksiz görüyor gibi. Bunlar gerçekten iş yükünü çok artırıyor. Özellikle üst basamaklarda, özellikle hastanelerde iş yükünü çok artıran bir şey. Hani bunu yine bilinçlendirmeyle, toplumsal bilinçlendirmeyle aşabiliriz. Ona yönelik çalışmaların yapılması lazım. Peki, sürekli sağlıkla konuşuyoruz. Biliyorsunuz bizim programımız da sanatı da içeriyor. Evet. Siz aynı zamanda bir sanatçı yönünüz de var. Evet, resimle ilgileniyorsunuz, tiyatroyla ilgileniyorsunuz. Bunlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Şimdi ben Cerrahpaşa mezunuyum. Evet. Cerrahpaşa'da hocalarımız yani şaka karışık lafları vardı, sağ olsunlar. Tıp fakültelerinden ara sıra sadece doktor çıkar diyor. Yani genelde bu hem bizim hekimlik mesleğini icra etmemize alan sağlıyor. Başka sanatla, başka bir aktiviteyle ilgilenmemiz. Hı hı. Çünkü orada adeta kendimiz yeniden enerji depolayıp farklı bir alana dikkati dağıtıp kendi mesleğimizi daha etkili bir icra edebiliyoruz. Ben de amatör düzeyde resim de yapıyorum. Tiyatroyla 2 sene tiyatroyla ilgilendim. Bunlar beni çok rahatlatıyor. Yani gündelik iş yoğunluğunun en azından şöyle, onların peki hani bu sanatın mesleğe bir faydası var mı? Yani fiziksel olarak ya da bence sadece bizim meslek için değil, sanat hani toplumun yani bireylerin hayatında bir estetiktir. Estetikte her zaman bulunduğu her koşula, her şarta bir güzellik katmıştır yani. Bu mesleğe de illaki böyle. Çünkü tek düze insan belli bir şeye odaklanma süresi var, konsantrasyon süresi var. Devamlı aynı işle, aynı konuyla ilgilenildiğinde ister istemez bir konsantrasyon kaybı oluyor. Bu sanat olsun, diğer sosyal aktiviteler bu motivasyon oluşturmakta çok etkili bence. Yani bir rejenerasyon sağlıyor yani. Yani yaptığınız resmin birkaç tanesini hastaneye asmanız mesela güzel olur. Kesinlikle. Hem gelen hasta için bir moral motivasyon. Birkaç örnek de ben arkadaşlara verebilirim, gösterebilirler yani şeyde. Hı hı. Bu hem hastanın hastalık dışında, hani çünkü hasta kendini hasta olarak gördüğü zaman daha umutsuz oluyor. Hı hı. Ama bunun dışında bunun geçici bir süreç ya da başka konuların, başka gündemin, sanatın devam ettiği bakış açısına edindiği zaman o hastalığı aşması da daha kolay oluyor. Gündemde bazı şeylerde karşılaşıyoruz. Mesela kemoterapi alan insanların müzik eşliğinde şey yapması, keza resim yapması, bunları hastalığı aşmakta çok daha olumlu katkısı olan şeyler. Osmanlı'da öyle özellikle Tabii hastane, şimdi ben yanlış bilgi vermeyeyim, müzikiyle dinlendirdikleri söyleniyor. Kesinlikle müziki, özellikle Selimiye'de, o yerleşkede, Edirne'de müzikiyle, su sesiyle, bunlarla çok ciddi terapi yöntemleri var. Bunun da hani insanın tıbben bilimsel olarak kanıtlanmaya da tabii ihtiyacı var ama iyi geldiği, kişinin evet, rahatsızlıkları, ruh haline iyi geldiği kesin bir gerçek yani. Bu kesinlikle faydası olan bir konu, olması gereken bir konu. Yani ben şimdi bir doktora giderken, ne bileyim, o doktorun odasında bir piyano ya da bir kendi yapmış olduğu resimleri görsem biraz daha konuşabileceğim farklı şeyler olur sonuçta. Hani ben de eğer onunla ilgileniyorsam farklı bir sohbet havası gelişir. Evet, hastanelerin hani o soğukluğunu atlatması açısından da bu önemli bir konu. Ben mesela kendi kendime düşünüyorum. Hani hastanelerin hepsinde ses sistemi var. Düşük doz seste klasik müzik çalınsa bence şiddet olayları da, az önce konuştuk, sağlıkta şiddet olayları, bu da azalmasında etkili olabilir diye bir öneri sunabilirim. Yani. Katılıyorum mesela, çünkü bazen gidince insan hakikaten hastaneden geriliyor ya. Bazen hasta evet, değilseniz bile hasta oluyorsunuz. Ben psikolojik olarak ben kendimi rahatsız hissediyorum. Çünkü kasvet değil sonuçta, insanların acıları var, işte bir şeyleri bekliyorlar falan. Ortam biraz böyle sıkıcı. Hani hafif evet, böyle müzik ya da ne bileyim aktiviteler olabilir. LÖSEVİ Vakfı'ydı zannedersem. İşte LÖSEVİ'nin çocuklara birkaç reklam çektiler mesela. Hani orada farkındalığı artırmak ama aynı zamanda sanatla onları güldürmek, eğlendirmek, tiyatro oyunlarıyla birlikte. Tabii bunları kazandırabiliriz ya. Farklı farklı düşünebiliriz. Kesinlikle. Sanatla sağlığı birleştirebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle sanat her şeye iyi gelir bence. Sağlıkta da yerine daha çok yer alması lazım diye düşünüyorum. Evet, ben de. Son olarak da programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Meslektaşlarınıza ne önerirsiniz ya da vatandaşlarımıza? Sağlıkla ilgili olabilir, sanatla ilgili olabilir. Şimdi biz toplum olarak, coğrafya olarak biraz sıkıntılı bir kuşakta yer alıyoruz. Öyle evet, düşünüyorum. Hani biz ne kadar yoğun bir işle meşgul olsak da toplumsal farkındalığımızın da üst düzeylerde olması gerektiğini düşünüyorum. Hani coğrafya kaderdir. Birçok buna benzer coğrafyanın getirdiği sıkıntılara maruz kalıyoruz ama bunların hepsini bilimle, pozitif bilimle, farkındalığı artırarak, bilinç düzeyini artırarak aşabiliriz diyoruz. Yani sadece yaptığımız iş elbette ki önemli. Ben şu lafı çok önemsiyorum. Bizim iyi bir terziye, iyi bakkala, iyi doktora, iyi avukata, her şeyin iyisine ihtiyacımız var. Her ne iş yapıyorsak bu toplumun bir parçası olarak iyisini yapmaya çalışalım. Teşekkür ederim. Önerim bu. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu haftaki hukuk ve sanat programının sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.